Değerli arkadaşlar, katıldığınız için 540 TL olarak ödenmesi. 3600 ek gösterge sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz alınmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanların sosyal hizmet tazminatının tüm kamu çalışanları adına teklifte bulunduğumuz hususları sizlerle paylaşıyorum. Sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz toplu sözleşme taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Basın açıklamamıza ilgi gösterip geldiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, memur sen olarak 3 gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teklifimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu teklifin kabul edilmesi için masadaki yerimizi arıyoruz. 1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacaktır. Sağlık sen olarak onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak sorunların çözümü, haklı talepleri kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Değerli basın mensupları, eskiler günün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz derler. Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorununu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Açıkça söylemek gerekirse pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardı. Güçlü sağlık sistemini çalışanların kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları ve sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere, vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar sağlık çalışanlarıdır. O halde bu çalışanların sorunlarının tez elden çözülmesi gerekir. Haklı talep ve beklentilerin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları, başta siz değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız an be an takip etti. Hala da devam ediyor. Can kurtarmak için can verdi resmen sağlık çalışanları. Cephenin en önünde var güçleriyle mücadele ettiler. Hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine, tüm sağlık çalışanları üzerlerine düşenleri hakkıyla yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. O halde vakit son 2 yıldır hemen hemen herkesin hakları ödenmez dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti. Artık sorunları kökten çözme vakti. Toplu sözleşme masasını çözümün bir parçasına dönüştürme vakti. Sağlık çalışanlarının haklarını teslim etmek, mali, özlük ve sosyal haklarını sorunlarını ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Salgın tehlikesi ortadan kalkmış değil. Sağlık çalışanlarının yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek kamu idaresinin sorumluluğundadır. Hep söylüyoruz. Asıl olan çalışanın, emek verenin, alın teri aktanın yani sağlık çalışanının memnuniyetidir. Gerisi sonuçtur. Çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adaletsizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır iş yükü altında ezilmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa, hem verilen hizmet çok daha sağlıklı olur, hem de hizmet alanlar, yani hastalar memnun olur. Tüm bu nedenlerle de
pazartesi başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik bir eşikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz. Hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçişi sağ salim tamamlamak lazım. Bunun da yolu sorunları hasır altı etmemek, yarınlara bırakmamaktır. Böyle bir tavrın hiçbir kimseye faydası olmayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği açık ve nettir. Açıkçası sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu. İcraat bekliyorlar. Sorunlarına çözüm istiyorlar. Haklı talep ve beklentilerin karşılanmasını istiyorlar. Peki hangi icraatlar bunlar? Hangi sorunlar ve hangi haklar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz teklifleri, bunları tek tek ortaya koyduk.